Arkadaşlar merhabalar, ben Hakkı Dalçık. Sinir sistemi ders kurulunda bugün anatomi laboratuvarında medulla spinalis anatomisini birlikte işleyeceğiz, göreceğiz. Maketler üzerinden değerlendireceğiz ya da dersi işleyeceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet, şöyle baktığımız zaman medulla spinalis'i yukarıdan aşağıya doğru izliyoruz. Bu medulla spinalis genelde nedir? Vertebral ya da kolumna vertebralisi içinde bulunan canalis vertebralisi içerisinde yer alıyor. Bakın burada bir kanal içerisinde yer alıyor. Nereden nereye kadar uzanıyor? Foramen magnum. Foramen magnum şu seviyeye denk geliyor. Bu da yaklaşık olarak işte şu seviyede. Şurası medullanın başlangıcı. Üst tarafı medulla, alt tarafı medulla spinalis'in başlangıcı. Alt tarafı ise L1'in alt seviyesi. Şu da lumbar vertebranın alt seviyesinde. Ve bu alt tarafı da koni şeklinde sonlandığından dolayı buraya conus medullaris adını veriyoruz. Dolayısıyla medulla spinalis üst seviyesi foramen magnum'un başlangıcı, şuradan foramen magnum'un başlangıcı, alt seviyesi ise L1'in altı ya da L1-L2 arası da sonlanıyor ve bu bölgeye conus medullaris adını veriyoruz. Tabii bu arkadaşlar medulla spinalis'in başlangıç sonucu diyoruz ama medulla spinalis'in çıkan spinal sinirler altta L1'in altında da yine çıkışını devam ettiriyor. Özellikle conus medullaris hizasında arkadaşlar her ne kadar medulla spinalis'in kendi dokusu bitse bile orada medulla spinalis'i çevreleyen pia mater'in devamını görüyoruz. Özellikle bu L1 seviyesinden aşağıya doğru coccyx'a kadar uzandığını görüyoruz bu pia'nın. Bu uzanan ligamentöz yapıya filum terminale adını veriyoruz. Demek filum terminal neymiş? Filum terminale medulla spinalis çevirleyen pia mater bu conus medullaris hizasında birleşiyor ve birleşmesiyle beraber ligamentöz bir yapı oluşturuyor ve bu da ta coccyx'a kadar uzanıyor. Yaklaşık olarak 20 santimetrelik uzunluğunda bir yapı. Ve medulla spinalis total olarak 45 santimetre. Onu da erkeklerde 45, kadınlarda ise 43 santimetre. Dolayısıyla film terminali yaklaşık yarısından biraz az bir uzunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Yalnız film terminali arkadaşlar S2 seviyesi. Bakın şurada görüyoruz S2 seviyesinde dura mater ile birleşiyor. Bakın dura mater burada sonlanıyor. Şu gördüğümüz kısım dura mater. Bakın S2'de sonlanıyor ama tamamen bitmiyor orada. Film terminali ile birlikte bir ayrı bir yapı, yani daha sert bir filamentöz ya da fibroz bir yapı meydana getiriyor. Ona da coxial ligament diyoruz. O coxial ligament olarak direkt coxix'e yapışıyor. Dolayısıyla S2 seviyesinde dura materle birleşen film terminali coxial ligament ile ne yapıyor? Coxix'e yapışıyor. Bu yapı bir yerde medulla spinalis'i kaudal bölgede stabilize ediyor. Yani bu kavite içerisinde, canalis vertebralis içerisinde alttan stabilize eden çok önemli filamentöz bir yapı. Tabi alttan bu medulla spinalis'i stabilize ediyor. Bir de yanlarda bulunan bir ligamentöz yapılar var. Yani ligament yapıları var. O da ligamentum denticulatum adını verdiğimiz ligamentler. Bakın şurada üçgen tarzında, bakın görebiliyor musunuz? Bakın şurada üçgen tarzında ve yanlardan uzanıyor. Neyi tutturuyor? Pia mater'i, yani medulla spinalis'i çevirilen pia mater'i dışarıya doğru arachnoid ve dura'yı yapışıyor ve tutturuyor. Dolayısıyla medulla spinalis'i yanlardan stabilize eden, yanlardan tutturan ve o kanalın içerisinde sabit kalmasını sağlayan, yanlardan tutturan bir ligamentum denticulatum
Yani dişeye benzediği için böyle bir isim vermişler. Üçgen tarzında bir ligament. Demek ki yanlardan ligamentum denticulatum ile tutturuluyor. Altta ise film terminale ile medullus spinalis alttan stabilize ediliyor. Bunun önemli şu arkadaşlar, özellikle çok böyle basılar olduğu zaman sinir köklerine bu film terminale ile ilgili film terminaliye kesilme durumu da ortaya konabiliyor. Kesildiği zaman bu sabit ve sert olan pozisyonu serbestleştiriliyor, hafifleştiriliyor. Dolayısıyla bu hafifleşen medullospinalis, dolayısıyla kökler de bir şekilde gevşek hale geliyor ve gevşek hale gelmesiyle beraber burada bası, dolayısıyla ağrı ortadan kaldırılabiliyor. Dolayısıyla böyle bir cerrahi girişim oluyor. Film terminalinin kesilme durumu. Bu film terminali arkadaşlar S2 seviyesine kadar film terminali internum, film terminal S2 seviyesinden sonra koksik olan kısımda film terminal ekstern olarak da isim verilebiliyor. Bunu da ayrıca bunu bu şekilde bilebilirsiniz. Ya da bu şekilde öğrenebilirsiniz. Medullospinalis arkadaşlar embriyolojik gelişimde 3. ayında medullospinalis aslında canalis vertebralis boyunca tamamen doldurduğunu biliyoruz. Fakat daha sonra gelişimde periferik yapılar, yani kaslar ve kemikler, çevresel organlar daha hızlı bir şekilde büyüdüğünden dolayı ve eksponansiyel olarak ve paralel olarak medullospinalis'te fazla büyüme olmadığından dolayı medullospinalis'in seviyesi, alt seviyesi biraz yukarılarda kalıyor. Yani bütün kolumda vertebralis'teki canalis vertebralis boyunca maalesef yer almıyor. Daha üst seviyelerde yer aldığını görüyoruz. O da erişkinde demin söylediğim gibi L1'in alt seviyesinde yer alıyor. Ama özellikle 3. ay ve 3. ayda aslında medullospinalis bütün canalis vertebralis boyunca yer aldığını bilmeniz gerekiyor. Ve arkadaşlar bakın, özellikle servikal ve torakal spinal sinirlere baktım. Şunlar spinal sinirler, buna biraz sonra değineceğim. Bu servikal ve torakal spinal sinirlere baktığımız zaman kendine ait foramenlerden, bunu ya foramen intervertebrale adını veriyoruz. Ya intervertebral foramenden kendine ait o seviyeden ne yapıyorlar? Dışarı doğru çıkıyorlar. Oysa ki bu alt lumbar ve sakral seviyesinden çıkan spinal sinirler ise kendilerine ait intervertebral foramina ya da foramen intervertebrallerden geçmeleri için daha alt seviyelerden inmek zorundalar. Mesela şuna baktığımız zaman aşağı doğru inip daha sonra çıkıyor. Şu mesela şuradaki sakral seviyede bile spinal sinire baktığımız çıkış yeri yaklaşık olarak şurada. Lumbar seviye, mesela lumbar 2 ya da torakal 1'den çıkıyor. Aşağı doğru iniyor. Ondan sonra çıkıyor. Dolayısıyla alt lumbar ve sakral, özellikle sakral seviyeden çıkan spinal sinirler arkadaşlar aşağı doğru inip daha sonra kendine ait foramenlerden çıktığını görürüz. Ve böylelikle bu aşağıda bulunan bu sinirler oynak ve bir yerde topluca bir alanı oluşturuyorlar. O alanda baktığınız zaman yapısal olarak, görüntüsü olarak kuyruğa andırıyor. Ve bu kuyruğu andırdığı için arkadaşlar bu alana caro equina adını veriyoruz. Caro equina'nın anlamı at kuyruğu. At kuyruğu benzediği için bu alana, bu bölgeye caro equina adını veriyoruz. Yani kısaca nedir? Özellikle lumbar ve sakral spinal sinirler foramen intervertebralis'ten çıkarken aşağı doğru ya da vertikal bir yöne doğru gittiklerinden dolayı bu yapıya at kuyruğu benzediğinden dolayı buraya cauda equina adını veriyoruz. Yani şuradaki yapılara biz ne diyoruz? Cauda equina adını veriyoruz. Evet, spinal sinirler dedik arkadaşlar. Total spinal sinir olarak 31 çift, sağlı sol olarak spinal sinirler ve medullospinalis'ten çıktığını görüyoruz. Bunun servikal seviyeden 8 çift sağlı sol olarak, torakal seviyeden 12, lumbal seviyeden 5, sakral seviyeden de
5 koksigiyalden de 1 sağlısı olarak çıkan spinalsilerin toplamı 31 çift olarak karşımıza çıkıyor. Yani 31 çift spinal siniri görüyoruz arkadaşlar. Yalnız burada servikal seviyede biraz daha dikkat etmek gerekiyor. Servikal seviyede hatırlıyorsanız 7 servikal vertebradan bahsediyoruz. Yani 7 tane vertebra var servikal bölümünde. Fakat buna karşılık olarak sinir adedi ise 8. Dolayısıyla mesela şöyle baktığımız zaman mesela şu diyelim birinci servikal şu 5 4 3 2 1 yani şurada bir yerde evet. Yani birinci şurası arkadaşlar foramen magnum şu nervus accessorius'dan spinal parçaları 1 2 3 4 5 bir de kranial parça birleşiyor. Nervus accessorium medianına getiriyorlar ama bu foramen magnum'dan çıkıyor. Dolayısıyla bu foramen magnum şu birinci servikal kemiği atlas. İkinci C2, C3 öyle gidiyor. Dolayısıyla birinci servikal sinir şöyle diyelim. Sinir C1'in üstünden çıkıyor. 2 de öyle. 3, 4, 5. 3 de yine aynı şekilde bakın şu 3. Servikal spinal sinir C3'ün üstünden çıkıyor. 4. Servikal sinir C4'ün üstünden çıkıyor ve böyle devam ediyor. Dolayısıyla servikal seviyedeki spinal sinirler kendine ait vertebranın üstünden çıkıyor. Oysa ki torakal seviyesine geldiğimiz zaman arkadaşlar şurası torakal 1. Mesela şurası C5 servikal sinir, şu C6, şu C7. Artık C7'den sonra C8 servikal vertebra yok. C7'den sonra T1'e geçiyoruz. Dolayısıyla C8, bakın T1'in üstünden yine çıkıyor ama T1 bu. T1 spinal sinir yani şu T1 spinal sinir nereden geliyor arkadaşlar? Bakın torakal bir vertebranın altından çıkıyor. Yani burada anlayacağınız, tekrar bakın kendiniz. Ama burada anlamanız gereken şey şu özet olarak servikal seviyeden çıkan spinal sinirler kendine ait vertebranın üstünden çıkıyor. Torakal seviyeden itibaren buradan spinal sinirler o vertebranın altından çıkıyor. Aradaki fark bu. Yani bunu bilmeniz yeterli. Evet arkadaşlar onun haricinde bakın şurada medulla spinalis'in servikal ve torak lumbal seviyede kalınlaşmayı görüyoruz. Bakın şurada özellikle bu servikal seviyedeki bir kalınlaşma, bir de lumbal seviyede yine aynı şekilde şurada bir kalınlaşmanın varlığını görüyoruz. Bu kalınlaşmanın nedeni burada plexusların varlığını gösteriyor. Yani burada servikal seviyedeki kalınlaşmadan dolayı burada brachial plexus çıkıyor. Özellikle üst ekstremiti innerveden sinirlerin ağırlıklı olarak buradan bu seviyeden çıktığı için biraz daha fazla lif oranın fazla bulunmasından dolayı orada bir kalınlaşmaya neden oluyor. Bir de lumbar seviyede yine aynı şekilde alt ekstremiti özellikle innerveden sinirlerin oradan çıkması dolayısıyla daha fazla lif ve bir kalınlaşma görülüyor. O da lumbosakral plexus yani alt ekstremiti innerveden kasların innerveden sinirler oradan çıktığı için. Şöyle lumbosakral plexus'a baktığımız zaman arkadaşlar şu bölgede şöyle hızlı bir şekilde hangi sinirler çıkıyor bakalım. Özellikle mesela şurada ilk sinir subkostal sinir. Bakın şurada bir lumbal plexus olarak şu T12'ye tam olarak bir dal veriyor lumbar plexus'a. T12 tamamen kendisi katılmasa bile bir dal veriyor. Ve bu sinirler de subkostal. Yani bu sinir subkostal siniri. Bu subkostal sinir de T12. T12 lumbal plexus'a tam olarak katılmayan bir dal veriyor. Bu da dal da şu dal. Bunu da biraz sonra göreceğiz. İkinci sinir arkadaşlar bakın şu T12 ise şu L1. L1'den şu iliohipogastrik siniri bakın şu iliohipogastrik ve şu siniri ilioinguinal. İliohipogastrik L1 T12'den bir dal alıp iliohipogastriği meydana getiriyor. Şurada iliohinguinal sinir, iliohinguinal de L1'den çıkan bir sinir.
Şurada genitofemoral arkadaşlar bir sonraki sinir. Genitofemoral da L1, L2'den bir parça ya da dal alarak bir oluşan bir sinir. Genitofemoral. Bakın şurada daha iyi gözüküyor. Genitofemoral psoas major ve minor. Daha sonra psoas pardon şu genitofemoral psoas majoru deliyor. Bu psoas majoru kaldırdıktan sonraki sol tarafta, sağ tarafta bu daha demonstratif. Genitofemoral özellikle genital ve femoral diye iki ayrı dal olarak ayrılıyor. Genitofemoral şu sinir arkadaşlar bakın şu. Bu sinirde nervus femoralis cutanus lateralis yani uyluğun lateral bölgesinde duyuyu alan bir sinir. Bu da arkadaşlar bakın şu L2, L3, L4'ten parçalar alarak birleşen ve bu siniri meydana getiriyor. Daha sonra nervus femoralis adını verdiğimiz bir femoral sinir var. Bu da uyluğun ön ve medial bölgesinde yine duyu motor innervasyonu yapan önemli bir sinir. Bu da L2, L3, L4 birleşerek femoral siniri meydana getiriyorlar. Şu nervus obturatorius arkadaşlar yine aynı şekilde L2, L3, L4 nervus obturatorius ve dolayısıyla burada lumbar plexus oluşturmuş oluyor. L1, L2, L3, L4 birlikte lumbar plexus'u meydana getiriyorlar. Bakın L4'ün bir kısmı da sakral plexus. Bundan sonra sakral plexus geliyor arkadaşlar bakın. Şu L4'ün bir kısmı bakın L4'ün bir kısmı L5. L5, S1, S2, S3, S4. Bakın bunlar da sakral plexus'u oluşturuyorlar. Özellikle şu büyük bir sinir bu. Nervus ischiadicus. Nervus ischiadicus bakın L4'ün bir kısmı L5, S1, S2 ve S2, S3 birlikte nervus ischiadicus'u meydana getiriyor ve özellikle uyluk ve bacağın arka bölgesindeki bundan kasları innerveden son derece kalın ve önemli bir sinir. Servikal seviyedeki şişkinlik ne dedik? Brachial plexus'u oluşturuyor dedik arkadaşlar. Bir de onu şöyle baktığımız zaman brachial plexus'u özellikle çok önemli. C5 ile başlıyor. Bakın şu C5, C6, C7, C8, T1. Demek ki brachial plexus C5'ten T1'e kadar olan spinal sinirlerin ön ramusu yani ramus anterior birleşerek brachial plexus'u meydana getiriyor. Brachial plexus'ta arkadaşlar daha çok nedir? Üst ekstremite kasları, motor liflerini oluşturuyor. Bir de duyu lifleri, bir deri duyusunu alan liflerdir. Nasıl oluşuyor? Şöyle hızlı bir şekilde baktığımız zaman bakın. Şunlar arkadaşlar ön kökler yani radix anterior. Anterior'dan. Bakın şu C5 kökü ya da radix'i ve C6 birleşerek niye oluşturuyorlar? Şu truncus. Yani truncus superior oluşturuyor. Demek ki C5 radix ya kökü ya da C5 ve C6 birleşip truncus superior oluşturuyor. C7 5, 6, 7. C7 tek başına truncus medius oluşturuyor. C8 ve T1 birleşerekten truncus inferior'u meydana getiriyorlar. Şimdi truncus'lar arkadaşlar bakın şu demek ki truncus superior, truncus medius ve truncus inferior'u oluşmuş oluyor. Truncus'tan sonra bunlar anterior posterior divizyonları meydana getiriyor. Mesela şu anterior dal, posterior dal. Anterior posterior, anterior posterior. Dolayısıyla truncus'lar anterior posterior dallarını ya da divizyonlarını oluşturuyorlar. Bütün posterior divizyonlar bakın şunlar posterior dallar birleşip şu arkadaki fasikülüsü oluşturuyor. Buna fasikülüs adını veriyoruz. Şu posterior fasikülüs, şuna lateral fasikülüs, şurada da medial fasikülüs adını veriyoruz. Nasıl oluşuyor? Demek ki posterior dallar divizyonla birleşip posterior fasikülüs üst truncus yani truncus superior'un anterior divizyo ile truncus medius'un anterior'u iki anterior birleşip lateral oluşturuyor. Inferior ya da medial fasikülüs ise medial fasikülüs arkadaşlar kendi anterior divizyosu kendi hiçbir şeyle birleşmeden kendisi şu medial fasikülüsü oluşturup medial fasikülüsü oluşturur. Bu medial, posterior ve lateral terimleri nereden geliyor? Tam ortalarında şurada arkadaşlar tam burada
nerves arteri axillaris bulundu tam burada. Dolayısıyla arteri axillaris'in lateralinde bulunan lateral fasikülüs, medialinde bulunan medial fasikülüs, arkasında bulunan ise posterior fasikülüs adını veriyoruz. Bu fasiküller daha sonra ne oluşturuyor arkadaşlar? Bakın şu lateral fasikülüs daha sonra nervus musculocutaneous'u meydana getiriyor. Burada gözükmüyor gerçi ama lateral fasikülüs nervus musculocutaneous oluşturuyor. Nervus musculocutaneous da kolun fleksör kaslarını oluşturuyor. Kolun fleksör kaslarını da inerve ediyor. Posterior fasikülüsü terminal dal olarak, terminal dal şimdi bakıyoruz. Terminal dal olarak nervus axillaris ve nervus radialis. Nervus axillaris deltoid ve teres minör. Nervus axillaris ile nervus radialis. Nervus radialis nereye gidiyor? Bütün kol ve ön kolun ekstensör kaslarına gidiyor. Burada arkadaşlar nervus ulnaris. Nervus ulnaris de ön kol ve el fleksör kaslarına gidiyor. Onun haricinde bir de medial siniri var ki arkadaşlar bakın şu lateral fasikülüs ile medial fasikülüs bir dal veriyorlar. O dal verilen dalla birleşip nervus medianus'u medana getiriyorlar. Nervus medianus da yine aynı şekilde ön kol ve elin fleksör kaslarına gidiyorlar. Onun haricinde arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bakın şurada numaralar var. Şurada spinal sinirin ön kökünü görüyoruz. Yani radix anterior'u görüyoruz. Burada ise radix posterior'u yani arka kökü görüyoruz. Şurada ise spinal ganglion ya da ganglion spinali'yi görüyoruz. Burada biz ganglion spinali'yi görüyoruz. Ve o şu olayı diğer makette daha net bir şekilde göreceğiz. Ve bu iki radix'ler arkadaşlar ön kök ve arka kök birleşip ne oluşturuyorlar? Bir spinal siniri meydana getiriyorlar. Yani spinal siniri meydana getirirken bakın burada demek ki bu aslında spinal sinir nedir bir? Mixed sinir adını veren karışık bir sinir. Nedir bu? Hem motor hem de duyu lifleri içeren bir yapıdır spinal sinir. Yalnız bir motor dediğimiz zaman arkadaşlar bir genel somatik eferent yani sigili kasla giden bir lifler var. Bir de genel visceral eferent dediğim gibi yine motor sinir ama genel visceral eferent de bunlar da otonomik bir sinir lifi anlamını taşıyor. Yani düz kas ve kalp kasına gidiyor. Bunlar nerede? Bunlar da bunlara ait yapılar var. Şurada ona şöyle bir baktığımız zaman özellikle şuna truncus sympathicus adını veriyoruz. Bakın şu medulis spinalis hemen yan tarafında truncus sympathicus dediğimiz bir otonomik özellikle sempatik bir sinir ağını görüyoruz. Ve bu truncus sympathicus'un ortalarında bu şişkinliğe buna da ganglion. Yani sempatik ganglionu adını veriyoruz. Bu nedir? Bakın medulis spinalis'in intermedio lateral boynuzundan çıkan preganglionik nöronlar arkadaşlar ön köke giriyorlar ve daha sonra ramus communicans alba ile içeriye giriyorlar. Bu truncus sympathicus'un ya yani truncus zincirini ya yani sempatik zincirin içerisine girip burada ganglionlarda arkadaşlar bakın sinaps yapıyorlar. Sinaps yaptıktan sonra postganglionik nöronlar eğer bu seviyeden çıkmak istediklerinde ramus communicans grisea ile çıkıp spinal sinire tekrar katılıp bir periferi doğru gidiyorlar. Bu seviyeden çıkmazlarsa ya yukarılara ya da aşağıya doğru farklı seviyelerden çıkabilirler. Ama mutlaka çıkmaları gerek. Dolayısıyla çıkış yerleri nedir? Ramus communicans grisea. Dolayısıyla her seviyeden çıktığı için ramus communicans grisea'yı her seviyede ne yapmamız lazım? Görmemiz mümkün. Oysa ki ramus communicans alba ise sadece T1 ve L2 seviyesinde görüyoruz. Neden? Çünkü medulis spinalis'teki intermedio lateral boynuzda ya da kornudaki preganglionik nöronlar arkadaşlar sadece T1 ve L2 seviyesinde bulunduklarından dolayı o seviyeden de çıkıyorlarsa dolayısıyla ramus communicans alba'yı T1 ve L2 seviyede ancak görebiliriz. Diğer seviyede mesela T1 ve L2. L2'nin mesela alt seviyede baktığımız zaman ramus communicans alba'yı görmüyoruz. Ya da T1'in üst seviyesi, mesela servikal seviyede baktığımız zaman ramus communicans alba'yı ne yapmıyoruz? Görmüyoruz. Ama ramus communicans grisea'yı her seviyede görüyoruz. Çünkü bir şekilde çıkması gerekiyor
periferik yapılara. Eğer çıkış olduğundan dolayı her seviyede oluyor. Fakat ALBA sadece T1 ve L2 seviyesinde bulunduğu için bu çekirdek ya da bu nükleuslar medulla spinalis'te sadece Rams communicans ALBA nerede T1 ve L2 seviyesinde bulunuyor. Niye bu isim verilmiş? Rams communicans ALBA beyaz demek arkadaşlar. Yani medulla spinalis'in intermedial lateral boynuzda bulunan preganglionic sempatik nöronlar miyelinli olduğu için bu beyazlık ya da ALBA terimi buradan geliyor. Yani miyelinli olduğu için. Girip sinaps yapıp çıkıyorlar. Ne çıkıyor? Postganglionic sempatik nöronlar. Buradan çıkıyor. Grizi oluşturuyor. Grizi yani gri. Yani bunlar miyelinsiz. Dolayısıyla postganglionic sempatik nöronlar miyelinsiz olduğu için arkadaşlar bunlar bu griziyi meydana getiriyor ve gri renkte miyelinsiz oldukları için yani ALBA ve griziye terimleri nereden geliyor? Şimdi anlaşılmış oluyor. Birisi miyelinli, ötekisi yani preganglionic nöronlar miyelinli, postganglionic nöronlar miyelinsiz oldukları için. Bazı nöronlar arkadaşlar bakın şurada ganglionda sinaps yapmıyorlar ve şurada şeyler var, çıkıntılar var. İşte bu çıkıntılarda splanchnic sinirler adını veriyoruz. Splanchnicus major, splanchnicus minor ve splanchnicus ima dediğimiz 3 tip splanchnic sinirler var. 5, 9, 10, 11 ve 12 şeklinde seviyelerden bulunan splanchnic sinirler. Bunlar splanchnic sinirler ne yapıyorlar arkadaşlar? Burada bakın ganglionda sinaps yapmıyorlar. Yani preganglionik nöronlar geliyorlar. ALBA'dan giriyorlar. Yani ramus communicans ALBA'dan giriyor. Sinaps yapmıyorlar burada. Yine aynı nöron devam ediyor ve çıkıyor buradan. Çıkıyor ve splanchnicus olarak dışarı çıkıyor. Ve nereye gidiyorlar? Preganglionic plexuslarda, plexuslar mesela nedir orası? Bir söyleyen ganglion, süpür mezenterik ganglion, inferi mezenterik ganglion. Bunlar da prevertebral ganglionlara bir örnektir. Oralara gidiyorlar, orada sinaps yapıyorlar. Postganglionic nöronlar gidip şeye, organa gidip kontak kuruyorlar ya da innerve ediyorlar. Splanchnic sinirlerde böyle. Evet, burada son olarak şurada arka servikal seviyede arkadaşlar. Servikal seviyede ganglionlar aslında normalde her seviyede ganglion bulunması lazım yani. Normalde kaç splanch sinir varsa o kadar ganglion bulunması gerekirken servikal seviyede gelişim sırasında bazı ganglionlar ne yapıyor? Birleşiyorlar. Ve birleşmeleriyle beraber burada arkadaşlar yani yaklaşık olarak 22-25 ganglion meydana geliyor. Yani birleşmeden sonra. Özellikle mesela 1 ve 4 ganglion, 1. ve 2. 3. 4. ganglion birleşip tek bir ganglion meydana getiriyorlar. O ganglion da ganglion servikali süperiyor diyoruz. Daha sonra şeyle birleşiyor arkadaşlar. 5 ve 6 birleşiyor bakın. 5 ve 6 birleşerek ganglion servikal medius. Daha sonra 7 ve 8 birleşiyor. Ganglion servikal inferior adını veriyoruz. Ganglion servikal inferior torakal bir ganglionla birleşip bazen ona stellat ganglion ya da kısaca ganglion ya Latincesi ganglion stellatum dediğimiz bir ganglion da meydana getirmiş oluyor. Ama diğer torakal ve lumbar seviyedeki ganglionlar tekil olarak onları görüyoruz. Sadece servikal seviyede böyle ganglion servikal superior medius inferior şeklinde birleşerek göründüğünü görüyoruz. Bunlar mesela C2 superior C2 C3 seviyesinde. Ondan sonra şurada C6 seviyesinde, şurada da medius C6 seviyesinde. Inferior ise C7 seviyesinde bulunduğunu görüyoruz. Başka bir makete geçiyoruz. Baktığımız zaman bu hangi seviye olduğunu çıkartmamız gerekiyor. Çünkü kemik yapısına baktığımızda bakın burada bifid spinoz proses var. Bifid olduğuna göre servikal seviyenin olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve servikal vertebra seviyesinden geçen bir enine geçen bir kesitte horizontal geçen kesitte de neler var. Onları şöyle bir bakalım. Dışarıdan içeriye doğru baktığımız zaman yani ilk önce şöyle bir meninjeslere bakalım, zarlara baktığımız zaman. İlk önce şunu görüyoruz arkadaşlar. Bakın şu 9 numarayla gösterilen en dıştaki zar ise duramateri görüyoruz. Şu duramater. Duranın üstü ve alt bölgesi önemli. Altı subdural
Subdural aralık diyoruz buna. Potansiyel bir aralık. Çok net bir, geniş bir aralık yok ama epidural aralığa baktığımızda bakın şurada yağ dokusu ve venöz plexüsü de vaskülarizasyon açısından zengin bir alanı görüyoruz burada. Epidural aralık. Özellikle epidural enjeksiyonu bu bölgeye ne yapılıyor? Veriliyor. Demek ki epidural aralık, yağ dokusu ve vaskülarizasyon damarlar. Dura, duron hemen altında potansiyel bir aralık var. Subdura aralığı var. Daha sonra gelen zar ya da tabakesi arachnoid mater, arachnoid kısaca. Arachnoid hemen altında bakın şurada. Şurada boşluk var. Bu da subarachnoid aralık. Beyin omurilik sıvısı ya da cerebrospinal sıvı burada dolaşıyor. Subarachnoid aralıkta. Ve beyin dokusunu çepeçevirli çevirleyen, yani sıkı bir şekilde çevirleyen kısmı da pia mater adını veriyoruz. Evet, şurada 16 numara gösteriyor arkadaşlar. Bakın 16'da yine aynı şekilde pia'yı arachnoid matere, arachnoida ya da dura'ya birleştiren, daha önce bahsettiğim gibi ligamentum denticulatum, yani üçgen şeklinde bir ligament, yani lifsi yapı ve son derece sağlam ve pia'yı birleştiriyor. Burada yine daha önce bahsettiğim gibi ligament, yani pia'yı arachnoid ve dura'yı birleştiren ligament de ligamentum denticulatum. Ligamentum denticulatum bakın yanlarda var, şu 15 numara ile gösterilen pia'yı arachnoid ile birleştiriyor. Genelde ligamentum denticulatum arkadaşlar yanlarda spinal cord ya da medulospinalis'i zarlara yanlarda stabilize, yanlardan stabilize ediyor. Şurada bir tane görmüş ama burada ligamentum denticulatum değil arkadaşlar. Ligamentum denticulatum referanslarda genelde söylediğimiz bilgi bu. Yanlarda daha çok bulunuyor. Burada trabeküla olabilir. Yani arachnoid materniz üzerinde ve subarachnoid aralıkta bulunan böyle kolon şeklinde olan bir lifsi doku, buna trabeküla adını veririz. O trabeküla olabilir. Evet. Burada arkadaşlar özellikle lumbar ponksiyon, gerçi bu servikal seviye ama bunu lumbar seviye olarak yine düşünün. İki kemik arasından bu lumbar ponksiyonu spinal tap ya da kısaca LP de denilebiliyor. Lumbar ponksiyonun baş harfleri. Bu iki kemiğin arasından girilerek arkadaşlar şu subarachnoid aralığa kadar gelip subarachnoid aralıktan boz sıvısı örneği çekip bu inceleniyor. Özellikle menenjit şüphesi olan hastalarda, yani bu zarların iltihabı durumunda bu sıvıda bir takım molekül değişikliği oluyor. Lenfosit sayısında artış oluyor, protein sayısında da değişiklikler oldu. Dolayısıyla bu inceleniyor, boz sıvısı ve hastalık teşhis ediliyor. Bu anatomik olarak niçin bizim için önemli? Bakın şurada arkadaşlar hangi seviyeden girdikleri önemli. Şu makete baktığımız zaman conus medullaris'in ya da medullaris alt sınırı neredeydi? L1'in altı ya da L1-L2 arası. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar girildiği zaman medullaris'in temel dokusuna ya da ana yapısına dokunmaması lazım. Dokundu ya da zarar vermemesi lazım. Tabii iğnenin buraya değmesini istemeyiz. Dolayısıyla hangi seviyede giriyor sorusuna L1'in alt olduğuna göre şu L2, L3. Dolayısıyla L3'ün altı, L4'ün altı ya da L5'in altı şeklinde yerlerden girilebilir. Dolayısıyla L1'in altından biraz daha alt seviyesinden, yani L2'de bir şüphe olabilir. Mesela L3'ün 6, L4'ün 6 ya da L5'in 6 olarak seviyeden girilebilir ki bu kişiler zaten alındığı zaman, iğne enjeksiyon yapıldığı zaman bu kişilerin kafasının eğmesi söylenir. Ve eğmekle beraber kafa eğildiği zaman medullaspinalis biraz daha üst seviyelere çıkılır. Peki buraya girildiği zaman arkadaşlar şuralara, yani cauda equina'daki lifleri zarar vermez mi? Zarar vermiyor. Neden zarar vermiyor? Çünkü buradaki lifler arkadaşlar vertebral kanal içerisinde stabil değiller. Yani hareketliler. Hareketli olduğu için girilen iğne dokunsa bile bunlar yerinden oynayacaktır. Dolayısıyla ciddi bir dejenerasyon, bir delme
delmeye maruz kalmış. Oysa ki medulla spinalis, film terminali sabitlendiği için, eğer iğne buraya girdiği zaman sabit bir yapı olduğu için yine çok kolay bir şekilde medulla spinalis'e girip zarar verebilir. Evet, şuraya gelelim şimdi. Şu medulla spinalis'e şöyle baktığımızda eline geçen bir kesit arkadaşlar. Ovoid bir yapısından bahsediyoruz. Mesela ön ve arkası bir şey basık, yanlardan çıkıntılı. Böyle bir yapı var, silindirik, yukarıdan aşağıya doğru silindirik bir yapı. İlk önce şöyle şeye baktığınız zaman demek ki substantia grisea ve substantia alba şeklinde, yani gri madde ve beyaz madde, gri cevher, beyaz cevher olarak ayrılıyor. Bu substantia grisea arkadaşlar H şeklinde ya da kelebek şeklinde olduğunu görüyoruz bakın burada. Dolayısıyla bu da H şeklindeki H'nin üst kısmı, şu kısım kornu posterior ya da kornu posterior, cornus cornulateralis, kornu anterior ya da kolumna posterior, kolumna lateralis, kolumna anterior şeklinde. Ya da Türkçesi arka boynuz, lateral boynuz ve anterior boynuz da ön boynuz olarak söyleyebiliriz. Arka boynuz, cornu posterior arkadaşlar, alar plaktan köken aldığı için embriyolojik olarak duyuyla görevlidir. Ön boynuz ya da cornu anterior ya da kolumna anterior, bazal plaktan köken aldığı için daha çok motor fonksiyonu içeren nükleusların bulunduğu alanlar olarak tarif ediyoruz. Bir de arkadaşlar burada yani şeyde substantia grisea yani gri maddede de gri cevherde rexit alanları bulunuyor. Yani rexit alanların içerisinde laminalar bulunuyor. Bu da tıpkı Brodmann alanları gibi. Mesela Brodmann 3-1-2, Brodmann 4-6-5 gibi. Burada da yine alanlar var. Bu alanlar arkadaşlar özellikle bu alanlarda bulunan nükleuslar fonksiyonel olarak birbirlerine yakın işlevler gören nükleusları içeren alanlar ya da yapılar olarak tarif ediyoruz. Bunları şöyle baktığımız zaman yaklaşık 10 laminadan bahsediyoruz, alandan bahsediyoruz. Yukarıdan yani posteriordan ya da arkadan öne doğru gittiğimizde şu lamina 1, en dıştaki lamina ya da nükleus, buna posterior marginalis nükleus, yani lamina 1. Lamina 1 posterior marginalis olarak değerlendiriyoruz. Lamina 2 ve 3, bazen 2 de kaynaklarda bu değişiklik oluyor. Bazı 2-3'ü de ekliyorlar. 2-3 buna substantia gelatinosa geliyor. Substantia gelatinosa son derece önemli. Burada da işte ağır ısı duyuları, dokuma duyularının ağırlıklı olarak geldiği alanlardır. İkinci, üçüncü lamina demek substantia gelatinosa. 2-3. 4 ve 5, dördüncü arkadaşlar, bu hemen altında nucleus propius geliyor. 4, nucleus propius. 5 ve 6, onun hemen altında 5 ve 6 arkadaşlar, bu da nucleus reticularis, özellikle retiküler formasyonundan uyarılar alan bir, son derece önemli bir alandır, duyu alanıdır. Yani bu 5 ve 6. 7, işte 7 bizim için önemli arkadaşlar. 7 de tam sınırı oluşturuyor 7. Yani duyu ve motorun tam sınırı, ama içerisinde hem duyu hem motor alanlarda bulunuyor 7. 7'de. 7'nin içerisinde, yani 7 intermediate lateral zone dediğimiz bu 7, içerisinde hem duyu hem motor, özellikle medial bölgede, yani şu medial bölgede nucleus dorsalis ya da Clark's nucleus ya da Clark'ın dorsal nükleusu. Yani hangisini beğenirseniz söyleyebilirsiniz. Dorsal nükleus. Bu dorsal nükleus hemen nucleus gracilis'in hemen altında yer alıyor. Ya da nucleus gracilis, nucleus cuneus'in hemen altında yer alıyor. Daha medial, 7'nin içerisinde ama daha medialdi. Lateralde ise arkadaşlar, daha lateralde ise motor nükleuslar yer alıyor. Intermedio lateral, intermedio medial. Intermedio lateralde daha çok sempatik nöronların, preganglionik nöron nükleusları
Intermedio medial ise daha çok parasempatik preganglik nöronlar bulunuyor. Tabii bu intermedio medial sadece sakral seviyede bulunuyor. Çünkü intermedio medial yani parasempatik preganglik motor nöronlar S2, S3 ve S4'te bulunuyor. Oysa ki intermedio lateral yani sempatik preganglik motor nöronlar T1, L2 seviyesinde bulunuyor. T1, L2 seviyesinde bu çıkıntıyı lateral boynuzun içerisinde bunlar ağırlıklı olarak bulunuyor. Lateral boynuzu nerede, hangi seviyede görmemiz gerekiyor? T1, L2 seviyesinde görmemiz gerekiyor. Daha sonra lamina 8. Lamina 8'de şurası arkadaşlar. Bu da retikulospinal ya da vestibülospinal. Yani şurada retikulospinal ve vestibülospinal yollarının uğrak yeridir buradaki nükleer gruplar. Bu da motor nöronlar yani motor nükleuslarla nöronlar bulunduğu yer ama vestibüler alandan ve retiküler alanlardan gelen nöronların sinaps uyarı da uğrak yeri olarak karşımıza çıkıyor. Şu arkadaşlar geri kalan şu kısımda bu kısımda 9. lamina. Bu 9. laminada bu da alfa ve gama motor nöronlar bulunuyor. Bu alfa ve gama motor nöronların içerisinde bu hem kaslı bir şekilde uyarı yani çizgili kasa uyarılar veriyor. Burada arkadaşlar daha çok medialdeki motor nöronlar aksiyal bölgede bulunan kasları innerveden motor nöronların bulunduğu alanlardır. Lateralde bulunan motor nöronlar ise apendiküler kasları innerveden motor nöronların bulunduğu yer. Demek ki lateralde apendiküler kaslar, medialde ise aksiyel vücudun aksiyal kaslarını innerveden motor nöronların bulunduğu yerlerdir. Onda santral kanalın etrafında bulunan yeri de 10. lamina olarak karşımıza çıkıyor. Yani demek ki gri madde de kısaca böyle arkadaşlar. Beyaz maddeye girdiğimizde ondan önce beyaz maddeyi tarif ederken arkadaşlar bakın şurada arkada bulunan bir sulcus var. Bu posterior median sulcus ya da sulcus mediana posterior. Bir de ön tarafı biraz daha geniş, çukurumsu, biraz daha ayrık olarak görüyoruz. Bu da fissura. Bu da fissura mediana anterior. Demek ki önde fissura, arkada sulcus var. Bir de arkadaşlar bu da köklerin ya da radixlerin çıktığı yerler var. Posterior lateral sulcus, bu posterior radixin çıktığı yer. Anterior lateral sulcus'ta ise ön radixin yani anterior radixin çıktığı yerde anterior lateral sulcus adını veriyoruz. Evet. Burada beyaz maddede arkadaşlar arkada posterior funiculus, lateral funiculus, şu da anterior funiculus olarak söylüyoruz. Bu funiculuslar nedir? Nasıl oluşuyor? İşte inen çıkan yolların oluşturduğu bir alanlar. Yani traktusların oluşturduğu, kortikospinal traktusların ya da yani inen yolların oluşturduğu yollar var. Hem lateralde hem anteriorda lateralde lateral kortikospinal, anteriorda anterior kortikospinal traktuslar bulunuyor. Bu inen yollar. Tabi inen yollar sadece o değil. Tabi tektospinal, rubrospinal, vestibulospinal gibi traktuslar ya da yollar var. Bir de arkadaşlar çıkan yollar var. Nedir bu? Yani periferden duyuyu alıp yukarılara doğru ileten yollar var. Özellikle mesela şurası nükleus fasciculus gracilis fasciculus cuneatus medialde fasciculus gracilis lateralde ise fasciculus cuneatus. Fasciculus gracilis zaten bütün medulla spinalis boyunca bulunmaktadır. Fasciculus gracilis arkadaşlar daha çok T6 seviyesinin üzerinde medulla spinalis'e katılıyor. Dolayısıyla alt seviyede fasciculus gracilis'i görüyoruz öyle lumbar ve sakral seviyede. Fakat bunun üzerinde üst torakal ve servikal seviyede artık ikiye ayrılıyor üst seviyede. Bunlar da Schurrle proprioception, iki noktayı ayırma, basınçlı duyuları alan çok önemli şeyler, yollar. Bunlar aynı zamanda median lemniscus yoluyla talamus ve 3-1-2'ye gidiyorlar. Demek ki lateral kısmı T6 seviyesinden, lateralde bulunan nükleus cuneatus ya da fasciculus cuneatus arkadaşlar T6'nın üstünde gördüğümüz ikinci bir trakt ya da traktus dur.
Lateralde burada arkadaşlar iki tane önemli, yani hem funiculus anterior ve funiculus posterior da iki önemli traktus bulunuyor. Traktus spinothalamus anterior lateralis, yine traktus spinous cerebellar anterior posterior spinous cerebellar şurada anterior oluşturuyor. Şu bölgede spinous cerebellar posterior meydana getiriyor. Bunlar da şuursuz propriosepsiyondur. Ve traktus spinothalamus anterior ve lateralis de ağrısı ve dokuma duyusu. Ağrısı lateralis ağrısı, anterior ise dokunma ve basınçla ilgili olan traktuslardır. Evet. Aha, onun haricinde arkadaşlar bakın başka ne var? Şu arkada radixler var. Şimdi bu, yani şunu göstereyim, öteki makette daha iyi görürüm. Mesela posterior radix, anterior radix bakın burada. Birleşip ne oluşuyor bakın. Şurada spinal sinir oluşturuyor. Şurada ganglion spinale'yi görüyoruz arkadaşlar. Ganglion spinale'yi. Daha sonra posterior ve anterior radix birleşip şurası spinal sinir. Spinal sinir ikiye ayrılıyor. Ramus posterior, ramus anterior. Ramus anterior'da mesela brachial plexus ya da lumbar sacral plexus ya da vücudun ön bölgesini, lateral ve ön bölgesine gidip kasları inerbiliyor. Bakın burada şu ramus communicans alba ile nereye giriyor? Trunk sympathicus'a giriyor alba ile. Başka neyi görüyoruz burada arkadaşlar? Bakın şunlar da vertebral arterler, bir dal verip bakın ön taraftan şeyle arter spinalis anterior sağda solda dal verip bu ikisi dal birleşip dolayısıyla şeyin tam önünde sufissura mediana anterior'un tam önünde bir arter spinalis anterior'u oluşturuyor. Tek bir arter bu. Aşağıya doğru ne yapıyor? Longitudinal bir şekilde aşağı doğru inip medulla spinalis'in üçte ikisinin ön yüzünü ne yapıyorlar? Besliyorlar. Bir de arkadaşlar şey posterior arteria spinalis posterior'da yine vertebral arterin direkt dalı olabilir ya da pica'dan çıkıp bu posterior cerebral arteri posterior spinal arteri verip şeyin dış kısmını, medulla spinalis dış kısmını besleyebilir. Evet arkadaşlar, son olarak şu makete inceleyelim. Burada özellikle spinal sinirin çıkışını şöyle çok güzel bir şekilde bakın görüyoruz. Burada arka mesela şu radix posterior, hatta şöyle baktığınız zaman lipsi şeklinde aslında radicis, burada rootlet dediğimiz yani arka kök, böyle tek tek lifleri, bu tek tek lifler birleşiyor arka kökü ya da radix posterior meydana getiriyor. Ön tarafta yine aynı şekilde radicis yani tek tek lifler birleşip radix'i meydana getiriyor, anterior radix, anterior kökü oluşturuyor. Burada şu arkadaşlar şu şişkinliğe arka kök ganglionu adını veriyoruz ya da ganglion spinale adını veriyoruz. Ganglion spinale nedir arkadaşlar? İçerisinde pseudonipolar nöronlar vardı biliyorsunuz. Bu pseudonipolar nöronun periferik uzantıları radix posterior oluşturuyor. Santral uzantılı radix posterior oluşturuyor. Periferik uzantılı nereye doğru gidiyor arkadaşlar? Reseptörlere gidiyor. Reseptörlere bağlantısını. Dolayısıyla bu ganglion spinale birinci nöronu oluşturuyor, özellikle aferent duyuyu ya da aferent bilgiyi almak açısından. Radix anterior kök ise arkadaşlar bu daha sonra spinal sinire katılıyor. Bu spinal sinir içerisinde spinal anterior kök perikaryonları ya da somaları nerede bakın? Ön boynuzda. Ön boynuzdaki buradaki alfa ve gamma motor nöronlar yani lamina 9'daki alandaki motor nöronlar. Yani bir diğer ismiyle alt motor nöron. Yani alt motor nöronların perikaryonun somaları burada bulunuyor. Bu ön boynuzda ve aksonlara çıkıyor. Radix anterior oluşturuyor. Radix anterior daha sonra spinal sinir içerisine katılıyor. Dolayısıyla spinal sinir ne diyoruz? Mix bir sinir. Yani hem aferent hem de eferent. Aferent olarak genel somatik aferent. Yani deri, eklem, tendondan gelen duyuyu, aynı zamanda genel visceral aferent yani iç organlardan gelen duyuyu getiriyor. Şeyde ise motorlar ise genel somatik eferent yani çizgili kasa gidiyor ya da lateral boynuzda ya da intermedio lateral alandaki motor nöronlardan çıkan aksonlar daha sonra spinal içerisinde seyrederek bunlar da genel visceral eferent yani düz kas ve kalp kasına doğru gidiyor. Dolayısıyla bir spinal sinir içerisinde neler var? Özetleyelim. Genel somatik aferent,
ya da genel visceral afferent duyu. Motorlar nedir? Genel somatik efferent çizgili kasa gidiyor. Genel visceral efferent ise düz kas ve kalp kasına gidiyor. Yani otonomik innervasyonu simgeliyor bir spinal sirinç içerisinde. Evet, şimdilik söyleyeceğim bu kadar arkadaşlar. Evet, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceğim bu kadar. Anlamadığınız ya tekrar etmemi istediğiniz konular olduğu takdirde lütfen çekinmeden gelin. Bunları tek tek beraber inceleyebiliriz. Teşekkürler.